Evet arkadaşlar, şu anda Muratcan yanımızda. Türk dublajının duayen ismi, oyuncu. Aynı Estağfurullah. zamanda son zamanlarda eğitmen kimliğini abi çok aktifsin. Nasılsın Evet. abi, iyi misin? İyiyim kardeşim, çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen de iyi misin? İyiyim abi. Nasıl gidiyor abi son zamanlarda hayat? Güzel, keyifli. Birazcık koşturmacalı. Bu eğitim işleriyle ilgili biraz koşturuyorum. Nasıl gidiyor abi? Dublaj temposu eskisi kadar yüksek değil. Daha rahat, daha sakin. Daha sakin. Nasıl gidiyor abi bu eğitimler? Bana da çok mesaj geliyor böyle bazen. Sesim çok iyi olduğu söyleniyor. Dublaj eğitimi almam Ya lazım vesaire gibisinden. işte hikaye, sadece ben değil, gözlemlediğim kadarıyla diğer eğitmen arkadaşlar da, diğer dublajcı arkadaşlar da hep aynı şeyi söylüyoruz. Gerçekten bu işte sesin güzelliği çok da önemli değil. Aslında en önemsiz faktörlerden biri. Asıl önemli olan şey o sesi nasıl kullanması gerektiğini bilmesi dublajcının. Yani hiç aslında doğuştan gelen sesim çok güzel, onun için dublaj yapayım mantığı geçerli bir mantık değil. Herkes dublaj yapabilir eğer sesini doğru kullanabilirse. Zaten o yüzden eğitim veriliyor. Kendi durum nasıl işliyor peki abi? Senin eğitimlerinde? Benim eğitimlerimde benim açımdan son derece tatmin edici. Öğrencilerden beklediğim verimi alabiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Demek ki eğitmen olarak da doğru yolda gidiyorum diyorum kendi kendime. Şu ana kadar yani öğrencilerden de benim eğitimden şikayetçi olanlar olmuyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben istediğim şeyi alabiliyorum öğrencilerden. Eğitimin sonunda %90 oranında öğrenciden beklediğim verimi alabiliyorum. Peki abi Bu da benim neden için güzel bir şey. normal olarak hani gel eğitelim değil de bir toplantı düzenliyorsun önce? Ha, tanışma toplantısı. Bu eğitime katılmak isteyen arkadaşlarla yaptığım bir toplantı, eğitim öncesinde. Hem bu toplantı sırasında onların bana soruları oluyor. O soruları yanıtlıyorum. Ve o soruların yanıtları doğrultusunda onlar benim hakkında fikir sahibi oluyorlar. Hem de ben onlar hakkında fikir sahibi oluyorum. Sonuçta karşılıklı olarak birbirimizle çalışıp çalışmamaya karar veriyoruz. Çünkü evet, bazı arkadaşlarla çalışamayacağımı görüyorum o toplantının sonunda. Onlar da genellikle klinik konuşma sorunları olan arkadaşlar. Yani benim eğitimimle düzeltebileceğim sorunlar değil onlar. Daha ciddi sorunlar. Önce o sorunları halletmeleri gerekiyor konuşmayla ilgili. O tip arkadaşları eliyorum. Onun dışındaki arkadaşlarla genelde çalışıyorum. Onlar da tabii benimle çalışmayı ve eğitimin koşullarını kabul ederlerse birlikte çalışıyoruz. Ya bu bana ilk başta çok tuhaf gelmiş sonuçta, yani iş olarak bakmıyorsun sen bu işe, yani beceri olarak da bakıyorsun aynı zamanda. Çünkü yani her türlü gel diyebilirsin yani. Tabii ki, tabii ki. Fakat işte öyle olduğu zaman hem çok insan geliyor, o gelen çok insanı eğitmek gerçekten mümkün olmuyor. Hem de evet, ben bunu iş olarak da görüyorum ama asıl derdim, yani para kazanmaktan daha önde tuttuğum bir mesele var. O da mesleğe yeni katılan arkadaşların yeterli olabilmesini istiyorum. Çünkü mesleğe katıldıklarında eğer yetersizlerse, işte ilerlemeye başladıkları zaman aslında ilerleyemediklerini görüyorlar. Bu onlar için daha büyük problemlere, en azından psikolojik problemlere yol açıyor. Bu arada Türkiye'deki dublajın kalitesini de gittikçe aşağı çekiyor. Evet. Böyle olmasını istemiyorum. Nitelikli dublajcılarla bu işin yapılabilmesini istiyorum. Çünkü aslında mesleğimiz gerçekten nitelik anlamında, kalite anlamında can çekişmeye başladı. Türkiye'de dublajın dirilmesi için elimden gelen bir şeyleri yapmaya çalışıyorum aslında. Peki ne gibi sorular? Ne kriterler ne bu durumda yani? Yani giriyorsun mesela Yani işte şu. öğrencilerin bana sorduğu sorular işte mesela bu eğitimi alan herkes dublaj sana profesyonel dublajcı olabilir mi sorusu geliyor. Efendim işte eğitimin süresiyle ilgili sorular geliyor. Şey soruları geliyor çok ilginç benim için. Ben mesela spikerlik eğitimi aldım. Dublaj yapamaz mıyım? Spikerlikle dublaj birbirinden çok mu farklı deniyor? Tabii ki Farklı mı farklı sence abi? yani. İster istemez farklı. Çünkü dublaj yaparken aynı zamanda oyunculuk da yapmaya başlıyor insan. Spikerlikte ise bir duyuru yapıyorsun, haber veriyorsun ve bunun çok açık, seçik ve nötr bir ifadeyle verilmesi gerekli. İkisi birbirinden farklı şeyler. Bu tip sorular geliyor. Eğitim bittikten sonra hemen profesyonel bir stüdyoda çalışmaya başlayabilir miyiz soruları geliyor. Ben profesyonel dublajcı olmak istemiyorum ama bu eğitimi de almak istiyorum. Bu eğitimin bana özel hayatımda katkıları olabilir mi falan gibi böyle sorular geliyor yani. Sektöre adım atmış bazı insanlar var, evet görüyorum. Bunları sen nasıl değerlendiriyorsun? Peki daha önce takip etme şeyin oldu mu? Yani şunu konuşmuş. Ahmet filmde konuşmuş gibisinden bir takip ettiğin var mı hiç? Kendi öğrencilerim içinden mi? Yeni giren tüm
Yani senin öğrencilerin içinden. Benim öğrencilerim içinden, ya benim öğrencilerim içinden evet, takip ettiğim, denk geldiğim, gördüklerim var. Haberi bana gelenler var. Şöyle söyleyeyim, herhalde ben bu eğitime başladığımdan beri, yani ne kadar oldu? 5 seneye yaklaştı. 2019'da başladık. Fakat tabii o pandemi sürecinde çok durduk, ara verdik vesaire. Bu süre içinde herhalde 100 civarı öğrenci geldi geçti. Bu 100 öğrencinin de hala yapanlar var. Başlayıp yapan ve daha sonra sektörün koşullarından rahatsız olup bırakanlar vesaire. Sonuçta profesyonelleşmeyi deneyen ve bunu başaran herhalde bir 20 öğrencim, 25 öğrencim oldu. Benim için bu çok yüksek bir yüzde zaten. %20 gibi bir yüzde. Gayet tatminkar benim açımdan. Bazı arkadaşlarım, bazı öğrencilerim sektörün kendi kaotik yapısı nedeniyle duramadılar, ayrıldılar, ayrılmak istediler. Türkiye'deki ekonomik koşullar yüzünden başka işlere yönelmek zorunda kaldılar. Başka Çünkü şehirlerde. dublaj tabii ki başlar başlamaz insana hayatını sürdürecek gibi, para kazandıracak bir meslek değil ne yazık ki. O süreçte ayrılanlar oldu. Hala yapanlar var. Büyük stüdyolarda hem dublaj yapıp hem asistanlık yapan öğrencilerim var. Artık eski öğrencilerim beni arayıp seans veriyorlar bana. İş Evet, ilişkisine girdi. Bu çok güzel bir şey yani. bu çok güzel bir duygudur bence de. Peki abi, bu eğitim, Evet. yani seslendirme haricinde özel ya da iş hayatında bir etkisi var mı bu eğitimlerin? Var olduğunu ben de aslında bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Fakat öğrencilerimden gelen geri bildirimlerle anladım mevzuyu. Mesela satış uzmanı olan öğrencilerim vardı. İlk aklıma gelenler bunlar. Doktor öğrencilerim, tıp doktoru öğrenciler vardı. Bunların bir kısmı tıp doktorları, işte hastanede çalışanı vardı. Şirkette şirket hekim olarak çalışanlar vardı. Mühendisler var, değişik alanlarda mühendisler. Bunlar hep insanlarla ilişki kurmayı gerektiren meslekler. Süreçte mühendisler bile işte şantiyede insanlarla ilişki kuruyorlar. Üstleriyle, patronlarıyla ilişki kuruyorlar vesaire. Öğretmenler var. Ve hepsinin söylediği ortak şey şu: evet, biz bu eğitimi belki dublajlı oluruz diye aldık. Fakat eğitim bittikten sonra anladık ki dublaj yapmasak da bu eğitimden biz özel hayatımızda ve iş hayatımızda çok faydalanıyoruz dediler. Hitabet güçlerinin çok arttığını, insanlarla konuşurken gerek topluma karşı konuşurken gerek bireysel ilişkilerinde kendilerini çok daha rahat ifade edebildiklerini ve hatta karşılarındaki insanla kendileri arasında çok daha rahat bir empati kurabildiklerini. Çünkü benim eğitimimde ister istemez drama faktörleri de var. Oyunculuk eğitimini de bir nebze de olsa içeriyor benim eğitimim. Oyunculuk nüvelerini kullanarak insanları daha iyi anlayabildiklerini ve kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini çok sıklıkla bana söylediler. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk oldu tabii. Abi, bazı videolarımda görüyorum, böyle oturtuyorsun, kaldırıyorsun, nefes aldırıyorsun, çığlık attırıyorsun Evet. mesela. Bunlar ne işe Evet. yarıyor? Ya bunlar en temelde öğrencilerin seslerini kullanmayı öğrenmelerine başlamak için atılan ilk adımlar. Ses nefes egzersizleri. Nefesini tanımasını sağlıyoruz öğrencinin. Aldığı nefesin vücudunda hangi bölgeleri aktif hale getirdiğini, nefes alma tekniklerini öğrenmesini sağlıyoruz. Bunlar, yani doğru nefes alırsan çünkü doğru ses çıkarırsın. Doğru ses çıkarırsan doğru konuşursun. Bu bir zincirleme reaksiyon. Zaten benim eğitimimde şu var. Mikrofon başına geçmeden önce öğrenciler yaklaşık bir 10 ders kadar mikrofon öncesi eğitim çalışıyoruz. İşte bu mikrofon öncesi eğitim zaten ses nefes egzersizlerini, diksiyon artikülasyon çalışmalarını ve drama bilgisini içeriyor. Rol çalışmasını içeriyor. Bu eğitim, bu mikrofon öncesi ön eğitim bittikten sonra yavaş yavaş mikrofon önünde çalışmaya başlıyoruz. Yani ben öğrenciyi alıp direkt mikrofonun önüne atmıyorum çünkü o zaman alınan sonuçlar çok acı oluyor, Elinden kötü oluyor. çıkmış balık gibi diyorsun Evet. ha. İnanılmaz şeyler duyuyorum ya. Ne Yani yazık ki ya, ne yazık ki Metin, dayanılmaz şeyler bir de oluyor. beni Evet biliyorsun, yani. ben bunları hep tek tek takip etmek durumundayım ya. Tabii. Karşılaşıyorum böyle şeylerle. Tabii. Senin işin gittikçe senin için işkenceye dönüşebiliyor öyle Ben durumlarda, değil mi? film izleyemiyorum artık. Mesela film, dizi vesaire hiçbir şey izleyemiyorum ben. Bazı soruyorlar, Evet. çıkartmışsın bu kadroyu, film nasıl, ses nasıl vesaire.
Ben dedim izlemiyorum yani, sadece çıkartıyoruz falan. Bir şekilde yapıyoruz da izleyemiyorum Tabii ağır ben. geliyor. İşte benim bu eğitime başlamadaki amacım buydu. Senin gibi düşünen insanlar ve tabii benim gibi, ben de senin gibi düşünüyorum çünkü. Bizler gibi insanlar artık daha rahat dublajlı film seyredebilsin. Dublajlı film seyrederken zevk alalım istiyorum. Evet, şöyle ben bir de bu işin casting tarafındayım ya. Mesela orijinal filmi izleyince de şu Murat Şen, şu işte atıyorum Damla Tabii. Olacak gibi gibi aklımda birçok Tabii. şeyler oluyor. O yüzden ben film falan izleyemiyorum yani. Tabii bir de yanlış kast görünce iyice sinirleniyor Çok kötü insan, değil oluyorum mi? ya. Evet. Peki abi bu eğitimlerde rol yapabilme becerisini geliştiriyor mu? Yani bunun üzerine bir çalışman var mı? Tabii ki, tabii ki var. Film Çünkü sektörü dediğim üzerine gibi ya. Yani tabii ki. Yani dublaj, aslında dublaj veya seslendirme dediğimiz şey ikisi birbirinden farklı şeyler ama bununla beraber ikisi de ben beğeniyorum o tanımı, mikrofon oyunculuğu tanımını. Mikrofon oyunculuğu kapsamında şeyler bunlar. Yani mikrofon oyunculuğu da nedir? Bildiğimiz oyunculuğun, oyunculuk eyleminin sesle, sadece sesle gerçekleştirilmesi. Bunun yapılabilmesi için tabii ki oyunculuk en azından altyapısının oluşturulması gerekiyor dublajcıda ve seslendirmecide. Bu da benim eğitimimdeki drama bölümüyle sağlanabiliyor diye düşünüyorum. Tabii ki rol yapabilme becerisi üzerine, rolün ne olduğu üzerine. Profesyonel oyuncuların rollerini çalışırken, o rol kişilerini ortaya koyarken nasıl çalıştıkları üzerine biz de gözlem yapıyoruz ve o yolda çalışıyoruz. Sonuçta ben de tiyatrocu olduğum için kendi oyunculuk birikimimi, kendi oyunculuk deneyimimi onlara bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Fena olmuyor sonuçlar. mesela geçen bir paylaşım yapmıştım. Harun Can ve Didem Atlan'ın bir sahnesi vardı böyle. Yani altına gelen yorumda şey, Harun Can bu adamı nasıl gülmeden seslendiriyor vesaire gibi bir şey yazmışlar. Ben de dedim ki adam nasıl oyuncuysa Harun Can da o adamı oynuyor. Yani Tabii ki. şunu sormak istiyorum. Mikrofon oyuncuları da tiyatro ve sinema oyuncuları gibi role bürünmeli mi? Ben öyle düşünüyorum da sence nasıl bir durum? Şöyle söyleyeyim, hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, seslendirdiği filmde akan olayları, seslendirdiği karakterin duygusunu ve yaklaşımını görüp o karakterin, oyuncunun demiyorum bak, o karakterin, o rol kişisinin duygusuna ve davranış şekline bürünmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki tam anlamıyla bir oyunculuk denemesi yapması gerekiyor. Ama hayır, aynı zamanda hayır. O da şöyle, sonuçta o oynanmış bir rol, oynanmış rolü oynayan aktörün o role nasıl yaklaştığını işte kendindeki oyunculuk bilgisiyle çözümleyip, anlayıp aynı şekilde o aktörü bir anlamda taklit ederek ama tam anlamıyla taklit ederek değil, tamamen taklit ederek değil ama bir anlamıyla taklit ederek o aktörün çizdiği yoldan gitmeye çalışması gerekiyor dublajcının. O yüzden evet dublajcı aynı zamanda kılıktan kıllığa bürünüp role girmeli ama aynı zamanda da girdiği role dışarıdan bakan bir konuşmacı olarak mevzuya hakim olabilmeli. Bu eğitimin zorluğu, bu mesleğin zorluğu da en temel zorluğu da bu zaten. Eğitimin de amacı bu. Bunu yapabilmeleri. Abi sana bir de şey sormak istiyorum. Rahmetli Sungun Babacan'ın bir röportajı vardır abi. Der ki işte yani bir Hint filmini de 10 numara konuşurum. Bir Hollywood filmini de 10 numara konuşurum. Ama benim de duygusal tarafım var diyor. Yani Tom Hanks, Brad Pitt, Tom Tabii Cruise'u ki. seve isteye konuşurum diyor. Peki abi sende bu durum kimler için geçerli mesela? Ama sence yani ben şunu çok rahat konuşuyorum. Çok da gönül rahatlıkla konuşuyorum dedin. Oyuncular ya da roller. Bana dair bir kere tabii ki Johnny Depp, tabii ki Brad Pitt, rahmetli Sungun abim bozulacak yukarıdan ve yerden kızacak bana, eşek ol eşek diyecek biliyorum ama tabii ki Tom Cruise. Bunlar iyi aktörleri konuşmak çok keyif verici oluyor. De Tom Hanks. Sadece ünlü olmaları değil, iyi oyuncuyu konuşurken insan çok keyif alıyor ve o performansını ister istemez yükseltiyor. Tom Hanks'in seni bizzat seçtiği konusunda. Doğru Yok, mu Tom bu? Hanks değil.
Tom Hanks değil. Ama Tom Tom Cruise. Cruise, pardon, özür dilerim. Tom Evet, Cruise'un Tom sesini Cruise. ateşlediği. Ya şöyle bir şey, o aslında söylentiden ziyade gerçek. Olay da şu, sanırım Görevimiz Tehlike serisiydi ama kaçıncı filmde Üçüncü hatırlamıyorum. film diye İkinci biliyorum film ben. olabilir ya da üçüncü film olabilir. Üçüncü film. Kaç? Üç. Üç değil mi? Üçtü galiba. Çünkü şöyle, onu böldüm. Yani şeyi de biliyoruz ya, Tom Cruise bu işin her yerinde. Yani hem yapımcı, yani başka biri mesela şu beni seçti falan dese mesela, yani bir şüphe yaparım ama Tom Cruise için içinde olunca bir gerçek gibi geldi. O yüzden sana sorasım geldi. Gerçek. Hı. Ya o filmin yapımcılarından biriydi. Anladığım kadarıyla da ana yapımcısıydı Tom Evet, Cruise. hala öyle. Değil mi? Hı. O yüzden giden seslerden beni seçmiş. Hı. Ve bu konuda ısrarcı davranmış. Israrcı davrandığını da ben yaptığım kaprisin sonucunda anladım. Çünkü kapris yaptım. Beni çağıran stüdyoya pek gidesim yoktu o işle ilgili. Büyük bir kapris yaptım. Kaprisim olumlu karşılandı. Meğerse Tom Cruise ısrarla beni istemiş o filmde. Okey, tamam o zaman dedik. Ben çok şaşırdım tabii. Meğerse Tom Cruise dünyadaki bütün dublajcıları, kendini konuşacak dublajcıları titizlikle arayıp seçermiş adam. Dinlermiş kendine giden bütün sesleri. Çok enteresan. O da çok, gerçekten çok enteresan. Abi Böyle yani, Tom beni sever. çok iyi şey. Ben çok bayılarak izliyorum abi Tom Cruise'da seni. Yani Çok teşekkür ve senin ederim. Ama Brad ilginçtir bak, çok ilginç bir şey bu benim açımdan. Pitt'le. Evet, Tom Cruise hani o filmde özellikle beni istedi. Çok da Tom Cruise konuştum. Evet. Bence de kötü olmuyor, iyi oluyor benim sesim onda. Ama her şeye rağmen Sungun ben babacan. evet, Sungun abiyi duymak istiyorum her zaman Tom Cruise'da. Bu Evet. çok saçma gelebilir ama öyle Ya abi senin bu vefa olayına hayranım gerçekten ya. Mesela şey değil yani, Roy bana gelmiş ben konuşayım yapmıyorsun. Yani ya çok mütevazı. hayır. Ya 30 yıldan uzun süredir bu işi yapıyorum ve hani 30 yıl dediğin şey aslında bayağı bir ömür gibi bir şey yani. Hı. Ve 30 yıl boyunca bu meslekte çok insan tanıdım, çok arkadaş tanıdım, çok arkadaş edindim. Bunların büyük kısmı da gerçekten olağanüstü tatlı ve iyi insanlardı. Yani onlar benim hayatımda var olan insanlar, hayatıma olumlu dokunmuş insanlar, sevdiğim insanlar. Ben sevdiğim insanlara karşı kötü davranamam yani. Hırslı da Onlar davranamam. röportajda şey der ya, şey Brad Pitt konuşuyorum, Tom Hanks konuşuyorum. Murat Şen'den de fırsat bulursam Johnny Canım benim ya. Evet ya. Evet. Depp. Ya Allah Evet. rahmet eylesin. Çok sevdiğim, saydığım da bir Evet. insan. Çok tanışma fırsatı Evet. da Gönül buldum. rahmet eylesin. Muazzam bir insandı, Allah rahmet Evet. eylesin. Ve Hiç buyur. unutmam, yaptı vardı. Sungun abiyle ilgili küçük bir anı. Çok kötü bir esprisi vardı ama ben yerlere yapmıştım. Esprinin kötülüğüne bak. Yeni bir araba almış. Anlatıyor bize arabayı hevesle. Benim arabamda şu var, bu var falan filan. Savaş dedi ki, abi dedi, senin arabada peki cruise control var mı dedi. Benim arabada da Tom Cruise kontrol var oğlum dedi. Çok kötü bir espri ama çok komikti yani. Evet, çok güzel ya. Bir de hani onu konuşuyor ya. Hesap orada yani. Espriyi Evet anlat, şu an espriyi anlatma durumunda kaldı, çok kötü oldu. ya. Ya muazzam bir adamdı ya. Allah rahmet eylesin. Evet, kesinlikle. Abi bir de şey sormak istiyorum. Stüdyoda başına gelen en ilginç olay neydi? Var mıydı böyle bir anın? Ya çok hikaye var tabii ama ya şöyle oldu ki, o stüdyonun sahibi olan arkadaş da gerçekten sevdiğim bir arkadaştır. Yani o net. O zamandan sonra da öncesinde de kötü ilişkimiz hiç olmamıştır ama şu oldu. O gün stüdyoda yoktu stüdyonun sahibi olan arkadaşım. Dedi ki, ya ben abi ödemeni zarf içinde bıraktım. Çünkü malum ben peşin çalışırım. Tamam dedim, teşekkür ederim. Murat Evet ya. Yani. Gittim, kayda girdim. Konuştum. İşte filmin yarısına yaklaşmıştık. Yoruldum gerçekten. Dedim bir sigara arası verelim mi? Verelim abi dediler. Çıktım, sigaramı içtim. İçeri girerken yönetmen arkadaş dedi ki, abi dedi, zarfım bende. Aa dedim, teşekkür ederim, aldım zarfı. Şöyle bir açtım. Gözüme para az göründü. Allah Allah dedim. Bir sayayım bari dedim. Çünkü az göründü para yani. Saydım. Konuştuğumuz kaşenin üçte ikisi vardı Senin. içinde. Okey dedim. Tekse baktım. Yarıya daha gelmedi. Kayıt abicim dedim. Kayıt aktı aktı aktı. Filmin tam üçte ikisine geldiğimizde ben bıraktım.
Abi ne yapıyorsun dediler. Bir panik oldular, dedim yapacak bir şey yok. Biz böyle anlaştık, anlaştık. Anlaşmamızın gereğini yapıyorum. Yani. Ama o zaman niye erken bırakmadın parayı görünce dediler. Üçte ikisi var. Ben üçte ikilik kadar konuştum dedim. Hak geçmesin yani. Evet, çok güzel bu ya. Bunun dışında var mı daha böyle bir aksiyonlu bir anı? Bunun dışında aksiyonlu hani tek aklıma gelen bir şey yok. Genelde benim suratsız ve üstten terbiyesizce tavırlarım olabiliyor bazen. Onlardan var ki onları da anlatasım yok yani. Bu adamla ne kadar kurtmuş demesinler benim Estağfurullah. için. Evet abi, gelelim Spider-Man'e. Hı. Yani sen benim ve benim emsalimi büyütmüş bir insansın. Yani resmen harbiden de sen Fox Kids döneminde birçok işi konuştun. Şu anda yani günümüzde kadar gelebilen nadir işlerden bence bu dublaj. Yani Örümcek Adam dedim mi? Yani direkt aklıma Murat Şen gelir. Hatta bunun üzerine bir Twitter sayfası var. Spider-Man ama dublajlı diye. Mesela sarımsak hikayesi falan gibi böyle çok Evet. şeyler var. Abi bu rol sana nasıl geldi? Nasıl oldu o hikaye? Ya o dönemde daha da benim tabii bayağı bir gençlik yıllarımdı o zamanlar. İşe yeni başlamış gibiydim. O zamanlarda Senkron diye bir stüdyo vardı. Hala var galiba da ismi değişik artık. Senkron'da full time çalışırdık biz. Çok uzun saatler çalışırdık. Yani bir günün 20 saatini senkronda geçirirdik. 4 saat uyurduk, tekrar senkrona dönerdik, çalışırdık. Öyle yoğun bir süreçti o. O zamanlarda Spider-Man, Fox Kids'in işleri şeye geldi, senkrona geldi. Oranın da genel sanat yönetmeni, yani kas direktörü, genel kas direktörü Nedret abi. Nedret Denizhan çok önemli bir opera ve tiyatro yönetmenidir aynı zamanda. Şehir tiyatrolarından emekli. Orada kast sorumlusuydu. Dedi ki Spider-Man'i sen konuşacaksın Murat dedi. Öyle mi abi dedim. Evet dedi. Neden dedim. Çok geç, çok geç. Senin de sesin geç olur dedi. Sen konuş Spider-Man dedi. İyi dedim, zevkle, gururla. Girdim. O zamanlarda başladım o işi konuşmaya. Fakat o da enteresan bir iştir. Çünkü dublajla çeviri her zaman sorundur. Evet. Genelde iyi çevirilerle biz çalışamayız. Peki lafını böldüm abi. Şeyden dolayı mı? Yani Murat, sen yenisin. Bu rolü sen kaldırırsın mı, yoksa devamlı uzun süre uzun bir rol var, sen konuş gibisinden mi yani? Uzun süreli bir rol geldi ve uzun süreli rolü sen hızlı konu. Ben hızlı bir dublajcıdır. Az takılırım, çok hızlı bitiririm işleri. Başladığından beri bu böyledir yani. İş uzunca geldi Nedret abiye. Bir işine arasına sıkıştırılması gereken bir seriydi o ve çabuk bitmesini istiyordu. Çabuk bitmesi için de yani başrol Murat konuşsun, çabuk bitirsin demiş. Evet. Dublajda seri olmak da önemlidir çünkü. Ne kadar çabuk biterse stüdyo o Anladım. kadar kar eder işte. Ben öyle başladım işe. Fakat işte çeviriler o kadar kötüydü ki eksik de hep kısa kalırdı konuştuğumuz laflar. Biz konuşurduk, lafı bitirirdik. Çizgi hala konuşmaya devam ederdi. O yüzden sıklıkla tülahat yapmak, doğaçlama yapmak zorunda kalırdım ben onu yaparken. O sarımsak hikayesi de öyledir yani. Evet. Sarımsak. Bana sarımsak sıktın. Ben neydi? Ben mantı mıyım? Ben Evet. mantılıyım. Muazzam bir doğaçlama abi. O zamanlar böyle rahatlığı mı ver desem, böyle özgüven mi desem, nasıl bir şey desem bilemedim ona. Ama çok güzel bir şey yedirmişsin oraya. Çünkü ta bugüne kadar Evet. geldi. Evet, fark ettim. Bugüne kadar uzadı o iş yani. Evet. Farkındayım. Görüyorum, internette düşüyor önüme. Evet. Bu rolle anılmak nasıl bir duygu? Ya bir kere her şeyden önemlisi artık o diziyi o zaman seyreden çocuklar şimdi yetişkin adamlar ve kadınlar oldular Ben yani. gibi. Evet. Ve bu yetişkin insanların hayatında bir şekilde yerim olduğunu bilmek çok garip ve güzel bir duygu. Evet. Mutluluk verici bir şey bu benim için. Gerçekten de öyle. Şimdi son zamanlarda o dizinin devamı geleceğine dair söylentiler var da, şimdi şey sormak istiyorum abi sana. Hani şunun sözünü almak istiyorum açıkçası. Yani böyle bir iş gelirse tekrar yaparım der misin, yoksa artık benden geçtim yani? Tabii ki yaparım. Yapmaz olur muyum? Yani Spider-Man öyle bir seri, öyle o çizginin devamı niteliğinde bir şey gelirse tabii ki keyifle yaparım. Çünkü Yani yeni çocukların da hayatına dokunmak çok güzel bir şey olur çünkü.
Çünkü o dönemin X-Men'i vardı aynı evrende geçen. Onu yeniden getirdiler. Geçen bölümde böyle bir gösterdiler senin örümcek adamını. Geldi ama hiç konuşmadı. Sadece gösterildi ve gitti. Yani sonra gelen haberler senin örümcek adamın olduğunu doğruladılar yani. O zaman dilerim dublajı için beni çağırırlar eğer konuşursa o örümcek adam. Güzel Yani olur. kendi özel dizisi geleceğine dair söylentiler var. O zaman ben konuşurum eğer bana teklif gelirse konuşurum tabii ki. Biz de muazzam bir şekilde izleriz Teşekkür abi. ederim. Abi seni fazla tutmayayım. Çok teşekkür Ben ederim. çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Yani Rica senin gibi ederim. duayen bir ismi kanalımda aramak benim için bir gururdur her zaman. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim kardeşim. Görüşürüz Benim yakın için de büyük zamanda. mutluluk. Sağ ol. Çok Çok sağ sağ olasın. Kendine iyi bak. Sen de görüşürüz. Görüşürüz.